Evet arkadaşlar şimdi de dördüncü çözümle üçüncü çözümün varyasyonunu inceleyelim. Şimdi bu görmüş olduğunuz üçüncü çözümün ta kendisi. Burada arkadaşlar üçüncü çözümde ne yapmıştık? While döngüsünü sonsuz döngüye sok sokmuştuk ve içeride kontrol yapmıştık. Ne zaman ki sayı değişkenimiz ondan küçük oldu o zaman döngüden çık demiştik. Şimdi bunu bu şekilde yapabileceğimiz gibi arkadaşlar kontrolümüzü içeride değil burada while döngüsünün şartında da sağlayabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Sayı değişkeni ne zaman ondan büyük veya eşit olduğu durum varsa o zaman döngüde dönmesi gerektiğini belirtiyorum. Şimdi dikkat et arkadaşlar. Sayı değişkeninin ondan büyük veya eşit olduğu durumda döngünün döndürmesiyle sayı değişkeninin küçük ondan küçük olduğu durumda döngüden birek komutuyla çıkması arasında fark var. İşte bu aradaki nüans farkını yakalayabilmeniz için Özellikle vurguluyorum gördüğünüz üzere. Eğer ki bu şekilde kullanacaksak buradaki algoritmamız, operatörlerimiz bu şekilde kullanılması gerekmekte. Yok eğer çıkışı içeride sağlayacaksanız e, aklın yolu birdir. Nihayetinde sayı ondan küçükken çıkmanız lazım. Haliyle bu şekilde bir kontrol yapmanız gerekmektedir. Buna dikkat etmenizi öneriyorum.